Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ ol sen. Ben de iyiyim, sağ ol. Ne söyleyeceksen bir an önce söyle de benim kalkmam gerekiyor. Tabii. Ben düşündüm, taşındım. Geldiğimiz noktada evlenmekten başka çaremiz yok. Benimle evlenmek mi istiyorsun? Evet. Bir an önce evlenmemiz en mantıklısı. Ben bir sözleşme hazırlattım sana bu arada. Ne sözleşmesi? Evlilik. Bu sözleşmeye göre bebek doğar doğmaz boşanabileceğiz. Zaten sen de böyle istiyorsun diye düşünüyorum. Burada tazminat kısmını boş bıraktım. Buraya istediğin meblağı yazabilirsin, kafana göre yani. Ayrıca her ay sana bebek için 10.000 lira nafaka ödeyeceğim. Yeter diye düşünerek. Vallahi benim elimden gelen bu. Son karar senin. Seninle evleneceğimi nereden çıkardın da böyle bir sözleşme hazırladın? Gerçekten anlamadım. Lale. Canım benim, hoş geldin. Hoş bulduk Necip abi. Nasılsın? Sağ ol canım, sen nasılsın? İyiyim ben de. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel haberlerini aldım bugün ablandan. Hayırlı uğurlu olsun. Evleniyor musun? Hatta kınayı da bizim burada yapacak mısınız? Sen de şanslı damatsın herhalde. Evet benim. Ben de Necip abiniz. Buranın sahibiyim. Memnun oldum. Onur ben de. Ben de memnun oldum. Lale bizim elimizde büyüdü. Mahallemizde herkes onu çok sever. Çok iyidir. Çok temiz kalplidir. Saygılıdır. Çocuğundan yaşlısına kadar mahallemizde herkes çok çok sever Lale'mizi. Eksik olma Necip abi, sağ ol. Ne demek? Lale, artık evlendikten sonra inşallah bizleri bırakmasın. O nasıl söz, öyle şey olur mu? Biliyorum, biliyorum. Hadi bakalım, tekrardan hayırlı olsun. Neyse, ben artık çifte kurumları fazla rahatsız etmeyeyim. Tamam. Bu arada bir şeyler içtiniz mi? Yok, söylemedik daha. Öyle mi? Yeni limonata yaptım. Soğuk soğuk içersiniz. Getireyim mi? Öyle mi? Evet. Olur olur, içeriz. Tamam. Gerçekten de evlenmeyi hiç düşünmüyor musun? Neyse, konumuza dönelim mi? Neydi konumuz? Sözleşme. Şuraya bir imza alayım. İmzalamayacağım. İmzalamayacağım. Neden imzalamayacağım? Sözleşmenin maddelerini mi beğenmedin? Tamam, hiç problem yok, hiç problem yok. Senin istediğin doğrultuda sözleşmenin maddelerini yeniden gözden geçirebiliriz. Tabii eğer sorun buysa. Sorun ne sözleşme ne de şartları. Sorun tamamıyla sensin. Senin bu tavırların. Beni sürekli küçük düşürüyor olman. Ve her şeyi sanki ben yapmışım ve sorumlusu benmişim gibi davranman. Ben seninle evleneceğime ölürüm daha iyi. Lale. İyiyim. Tamam, sakin olun. Tamam. Ben ilgileniyorum. Lale.
Lale bir şey söyle. İyi misin? Lale cevap ver. Samet! Samet! Abi bu kaç motor? Abi kaç yapıyor? Abi bu arada araba senin mi? Bakın ellemeyin ama parmak izi oluyor hep. Abi bu araba otomatik mi peki? Ben size çikolata vereyim tamam mı? Hadi bakayım. Al bakalım bir tane sana. Samet! Bir tane. Samet, Onur Bey ne oldu? Kapıyı aç. Fenalaştı. Çabuk en yakın hastaneye çabuk. Lale abla değil miydi o? Evet oydu. Ne oldu ki? Allah Allah. Nereye kayboldu bunlar ya? Hayrola Necip abi ne arıyorsun? Lale ile sözlüsünün. Lale ile Onur Saran burada mıydı? İkisi beraber miydi? Bir mi geldi buraya mı geldiler? Beraber mi geldiler? Evet. Hatta tanıştım kendisiyle. Çok yakışıklı. Aslan gibi maşallah. Ya limonata almak için içeri girdim çıktım. Yoklar. Allah. Demek ki bu söylenenler gerçekmiş. Ben bayağı şimdi Onur Saran'la bacanak oluyorum yani. O zaman ben dur şu bir Onur'umu arayayım da bakayım. Nereye gitmiş kerataları öğreneyim. Ya ver onu da ziyan olmasın benim. Aa, ne ziyan olacak be Kurtuluş? Başka müşteriye veririm. Ya ağzım kurudu diyorum versene bir içeyim. Parasını ödersen vereyim. Borcun 300 liraya geçti be. Ya Necip abi sana harbiden inanamıyorum ya. Ben burada koskoca Onur Saran'la bacanak olmuşum. Hala 3 kuruşun tırıvırısını yapıyorsun ya. Ödeyeceğiz dedik borcumuzu. Hem de faiziyle. Lale. Lale. Onur Bey suyla yüzünü yıkayın. Lale iyi misin? Kolonya'da var. Lale. Lale. İyi misin? Ne oldu? Bayıldı mı ben? Evet bayıldım. Hastaneye gidiyoruz şimdi. Ay yok gerek yok. Şey iyiyim ben. Gitmemize gerek yok. Olmaz öyle. Gidip muayene ol. Gerçekten istemiyorum. Gerek yok. İnat etme. Zaten geldik sayılır. Değil mi Samet? Öyle öyle yaklaştık zaten. Pardon. Efendim anne. Canım nasılsın bu? Geldi Kurtuluş bir şeyler saçmalıyor ama iyi misin yavrum? Anne merak etme. Sadece biraz tansiyonum düştü. Onur'la hastaneye gidiyoruz. Ne? Hastaneye mi gidiyorsun? Yavrum o kadar mı kötüsün? Anne telaşlanmana gerek yok. Sadece kontrol için iyiyim ben. Ah sen yüz söylemedin. Tamam. Ay benim sersem kafam kızım. Ben seni niye yalnız bıraktım? Anne iyi miymiş? Çantamı getir. Çantayı getir, çantayı getir. Hadi hastaneye geliyorum. Koş, koş, koş. Şöyle seni çatlatma. Hangi hastane yavrum ya? Anneciğim gelmene gerek yok. Hayır geliyorum. Bu kadar. Anne gerçekten. Daha iyisin değil mi? İyiyim. Şimdi tansiyonunuz normal. Doktorumuz da şimdi geliyor. Siz dinlenmenize bakın lütfen. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Evet, geçmiş olsun. Lale Hanım. Onur Bey. Acile gelmişsiniz önce hayırdır? Şey oldu. Ben bayıldım da ama şimdi iyiyim. Ha, anladım. Gebelikte olur böyle şeyler endişe etmeyin. Evet. Bakalım bebeğin durumu nasıl? Siz bebeğin babasısınız herhalde. Evet babasıyım.
Şimdi biraz soğuk olacak, merak etmeyin. Olsun. Bir şey olmamıştır, değil mi? Bebeğimiz gayet sağlıklı görünüyor. Çok şükür. Suyumuz da iyi. Kalp atışlarını dinleyelim. Bu ses kalp atışları mı? Evet. Şimdi bir de genel ölçümlerini yapalım. Boyuna, kilosuna bakalım. Onlar da gayet iyi görünüyor. Bakalım cinsiyetini görebilecek miyiz? Öyle erkenden görebiliyor muyuz? Evet evet, görebiliyoruz. Tabii gösterirse. Gösterir herhalde. Bebeğiniz bize dönmedi. Göremedik. Olsun. Bir dahaki kontrole geldiğinizde bakarız. Evet. Şimdi bu dönemde yapılması gereken bazı testler var. Siz rahatınıza bakın. Bir serum bağlayalım. Hem rahatlarsınız. Bir de kan alalım. Test sonuçları çıktıktan sonra tekrar görüşürüz. Teşekkürler. Teşekkürler doktor. Ay, ne yaptık? Kaç saat oldu, aramadı hala. Ben mi arasam acaba? Yok yok, ben dayanamayacağım, arayacağım vallahi. Dur dur, acele etme. Görüşmesi bitince o arar. Meraktan çatladım ama. İmzalamıştın. Neden imzalamışsın? Merak etme. Ben onu merak etmiyorum ki. Kim bilir ne kadar tazminat yazdılar. Ben dedim Onur orayı boş bırakma diye. Dur be. Şimdi ben merak ettim bak. Arayayım yani, değil mi? Ara ara. Efendim. Onurcuğum, ne yaptın, nerelerdesin? İmzalatabildin mi yavrum? Anne, şu an müsait değilim. Ben seni sonra arayayım. Ha, anladım. Yanında konuşamıyorsun. Peki ne zaman geleceksin eve? Ya da ne yapsak acaba, yanına biz mi gelsek? Anne, şu an işim var. Öyle mi? Doktor Ekrem Yılmaz, acilde bekleniyorsunuz. Onur, sen hastanede misin yavrum? Sana bir şey mi oldu yavrum? Anne yok, ben iyiyim. Lale'yi hastaneye getirdim. Ay yoksa bebeği mi aldırdınız? Ay olamaz, hayır. Anne sakin ol. Bir sakin ol. Lale'nin biraz başı döndü. Fenalaşınca da işte... Bebek iyi mi peki? Anneciğim, bebek iyi. Hangi hastanedesiniz? Babanla geliyoruz hemen. Anne gerek yok. Olur mu oğlum? Kızcağızın bir şeye ihtiyacı olur ayola. Ya Lale'nin annesi geliyor zaten. Onun annesi geliyorsa benim kesinlikle gelmem lazım. Anne gerçekten gerek... Kapattı. İyi misin? İyiyim. Tansiyonunuzu bir daha ölçelim. Hayırlı olsun. Sağ olun. İlk bebeğiniz mi? Evet. Ne kadardır evlisiniz? Şey, durum biraz karışık. Evli değiliz biz. Bakalım. Tansiyonunuz normal. Dinlenmeye devam. Geçmiş olsun. Sağ olun.
Efendim anne. Geldiniz mi? Geldik yavrum, neredesiniz? Biz asıl geldik. Neredesin yavrum? Hangi söyle. Odadasın? Tamam oğlum, hemen geliyoruz. Anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Kızın anasını gördün değil mi Fikret? Dibin dibi değil dene. Yaşa da benden fazla yani, büyük yani kesin benden belli. Vallahi basenlere bakacak olursak 25. Hadi sen de 25,5. Fikret. O zaman görüşüm söyledim, ne var ya? Ay anne. Anne. Annem kıyamam, iyi misin? İyiyim anneciğim. Ablacığım çok korkuttun bizi ya. İyiyim ablacığım, merak etme. Bu adam bir şey yapmadı değil mi sana? Hayır anne, ne yapacak? Geçmiş olsun kızım. Teşekkürler. Tanıştırayım. Eşim Fikret. Memnun oldum, geçmiş olsun. Ben de Lale... Sen hastasın, yat. Ben de Lale çok memnun oldum. Ben Songül kızım işte Nergis. Biz de memnun olduk kızım. Oğlum, ciddi bir sorun yok değil mi? Doktor ne dedi? Anneciğim sorun yok. Doktor her şey normal dedi. Zaten kan tahlili yaptılar, sonucu bekliyoruz. Ayol, ben de aynen böyleydim hamileyken. Ay Lale bana çekmiş. Ne oluyor biliyor musun Onurcuğum? Bir karnım burnumda giden bir anda abi şöyle yatıveriyorum. Ay canım benim. Sonra ayılıyorum hemen. Tabii o benim karaktersiz kocamın anne, çok... Anne, anne. Ölmüşün arkasından konuşulmaz işte. Evet. Tahlil sonuçlarımızı da aldık. Şöyle bir bakalım. Güzel, iyi. Evet. İyi. Bütün değerler normal görünüyor. Ay çok şükür. Ay süper. Anne, ablam arıyor. Dışarıda konuş kızım, şimdi şey yapmam. Bayılmanızın sebebi büyük ihtimalle psikolojik. Şimdi bu dönemde ruhsal ve duygu olarak değişiklikler görülebilir. Ama en önemlisi beslenmeniz ve tabii vitamin takviyesi. Bu sizin ve çocuğun sağlığı için çok önemli. Aynı zamanda annenin kendini huzurlu ve sağlıklı bir ortamda hissetmesi lazım. Unutmayın, siz ne yaşarsanız çocuğunuz da onu yaşar. O nedenle mümkün olduğunca stresli durumlardan uzak duracaksınız. Evet, şimdi bebeğin babası olarak burada size büyük iş düşüyor. Yani her ne durumda ne olursa olsun ilk önceliğiniz bebeğin sağlığı olmalı. O nedenle de annenin kendini gebeliği boyunca huzurlu ve sağlıklı bir ortamda hissetmesi çok önemli. Anlıyorum. İyi. Anladıysanız sorun yok. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diyor şimdi onları. Tabii ailenin diğer fertleri de aynı hassasiyeti göstermeliler. Elbette, elbette. Tabii, tabii. İyi, güzel o zaman. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Çok sağ ol. Bu arada önümüzdeki hafta sizi tekrar görmek istiyorum. Tamam Onur Bey, çok teşekkürler. Rica ederim. Tekrar geçmiş olsun. Serumunuz bittiği zaman gidebilirsiniz. Sağ ol. Sağ olun. Kaçtır arıyorum, yok. Nerede bu? Allah'ım açmıyor işte ya. Kızım açmıyor ya. Ay çalıyor çalıyor. Ya sizden ne çekeceğim ben ya? Biriniz mantar gibi kayboluyorsunuz. Biriniz çıkıyorsunuz, ne yapacağım? Tasmayı takacağım sizin kafa... Ay üç tane olunca bir kafa karışıklığı oluyor ama benim evhamım son derece moderniz. Onur'la evlilik meselesini konuştunuz herhalde değil mi canım? Konuştuk. Ben sana konuştuklarımızı anlatırım anneciğim. Ne konuştunuz? O zaman kendine de torunuma da iyi bak. Hadi tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Hoşçakalın sonra. Hoşçakalın. Bekleyecek halim yok. İyi günler. Tekrar geçmiş olsun Tanya. Görüşürüz. Hoşçakal. Beklettik de sizi, kusura bakmayın. Dire. Neredesin? Ya hastanede kaybolmuşum ya. Niye açmıyorsun telefonunu? Ha? Göstereceğim sana. Oradan git benim. Şuradan. Yolu uzatacağız ama boş ver. Karşılaşmayalım.
yaptı modellerdesin. Ya bu sözleşme işini ne yaptın oğlum? Halledebildin mi? Halledemedim daha baba. Ay inanmıyorum. Al işte niyetleri buradan belli. Boşanacak olmak işine gelmedi tabii. Ya bu kız benim düşündüğümden daha dişli çıktı. Pek de kolay yanılmam ama. Ne istiyorsan vereceğiz deseydin. Anneciğim mesele para değil. Para değilse ne oğlum? Siz merak etmeyin halledeceğim. Onurcuğum lütfen. İstirham ediyorum bir an önce oğlum lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.